İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yüz Haber TV'de 18 haberleriyle sizlerle beraberiz. AK Parti Denizli İl Başkanı Avni Örki, 1 Şubat 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla yapılacak İl Kongresi'nde yeni dönemde il başkanlığına aday olmadığını açıkladı. Burada şu anda çeşitli sebeplerle yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek bir başka yerlerde de görev alan arkadaşlarımızı da davet etmeye uygun gördüm. Ve bugün yapacak olduğum açıklamanın da özellikle bu yakın çalışma ekibim tarafından basın vasıtasıyla değil de hemen burada öğrenmesini istediğim için sizleri bu önemli günümüzde görmek istedim. Katılımınızdan dolayı öncelikle her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlığınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Çok gayret ettik, çok koşturduk. Belki bazılarınızdan yaşça küçük bir il başkanı olarak göreve başlamıştım ama bana hep başkan olarak davrandınız. Sizlere vermiş olduğum talimatları hakkıyla yerine getirmeye gayreti içerisinde oldunuz. Bu geçen süre benim için 35 yıllık hayatımın en mutlu dönemi oldu. Benim için hayatım boyunca anlatacağım en şerefli zamanı oldu. Çoluk çocuğuma da bu geçen süre eminim ki övgüyle bahsedecekleri bir dönem olarak miras kalacak. Hamdolsun bu geçen süre içerisinde birçok insanı sevmeyi, o lütfa eriştik. Birçok insanın da birbirini sevmesini, o lütfa eriştik. Ve hamdolsun biz de sevildik. İnşallah Rabbim katında da seviliriz. Hep birlikte bunu istiyorum. Yani bu duayı hepimiz için yapıyorum. Ve bu süreler içerisinde değerli arkadaşlar, 35 bin civarında olan üye sayımızı 115 binlere çıkardık. Yani kat be kat artışlar sağladık. Türkiye'de üye artış hızlarında defalarca birincilikler aldık. Bu geçen süre içerisinde sizlerle birlikte yine özellikle 2014 yerel seçimlerinde belediye sayımızı çok ciddi oranda arttırarak 20 belediyenin 16 tanesinde zafere ulaştık. Geçtiğimiz günde ifade ettim. Esas itibariyle hedefimiz ve amacımız belediye başkanlığı makamını kazanmak değildi. O makamları biz hep araç olarak gördük. Neyin aracı? Millete hizmet etmenin aracı olarak gördük. Ve bu araç çerçevesinde hareket ettik. Bugün geldiğimiz noktada artık farklı bakış açılarının geliştirilebilmesine, yeni solukların burada heyecan bulmasına, yeni filizlerin yeşermesine fırsat vermenin zamanı geldi diye düşünüyoruz. Kütahya'da dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Kaza Kütahya-Alanyurt Karayolu'nun 3. kilometresinde meydana geldi. Abdullah Dağ yönetimindeki minibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince yaklaşık 30 dakikada çıkarılan 17 yaşındaki Ahmet Arık, olay yerindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada sürücü Abdullah Dağ ile araçta bulunan Selim Kıyak yaralandılar. Arık'ın cesedi cenaze aracıyla Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Dağ ve Kıyak'ın ise hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi konser etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı sanatçıları birbirinden güzel Türk Halk Müziği eserlerini izleyiciler için seslendirdi. Thank you.
tüm değerli sanatçılarımıza, Toros'taki sanatçılarımıza, çok değerli Korkur oynayan kızlarımıza, çok değerli Zeynep oynayan arkadaşıma, herkese ayrı ayrı, sizlere, Selim Hocam, değerli eşine, Sezai Ağabey'e, diğer genel müdürümüze, Tugay'a komutanımıza, çok değerli sizlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Narenciye toplama işçisi taşıyan minibüs, havanın yağışlı, dikkatsizlik ve yolun kaygan olması nedeniyle devrildi. Kazada yaralanan 15 kişi Fethiye'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Fethiye'de sabah saatlerinde Çatalarık Mahallesi ve çevresinden Narenciye toplama işçilerini evlerinden alan Ufuk Narin dairesindeki minibüs Ortaca ilçesine hareket etti. Minibüs Fethiye Muğla Karayolu Yanıklar Mahalle Köprüsü mevkiinde havanın yağışlı, dikkatsizlik ve yolun kaygan olması nedeniyle yol ortasında devrildi. Kazada yaralanan sürücü Ufuk Narin ile birlikte yaralanan 15 kişi Fethiye Devlet Hastanesi ve Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaralıların büyük çoğunluğu ayakta tedavi edildi. Fethiye Jandarma ve bölge trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Bazı yaralılar Ortaca'ya, Narenciye toplamak için giderken minibüsün kaydığını ve devrildiğini söyledi. Sahil güvenlik ekipleri Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan'a geçmeye çalışan 22 kaçak göçmeni yakaladı. Tarih 11 Ocak 2015, zaman 02.00, Didim Tekaş Burnu batısında tespit edilen düzensiz göçmen grubu şu anda durdurulmaya çalışılmakta. Termal kamerayla izlemekteyiz. Yaklaşık 30 göçmen bot üzerinde. Botun içerisindeki suyu boşaltmaya çalışmaktadır. Basketbolu bot üzerindeki göçmenler megafon aracılığıyla uyarılarda bulundu. Ancak hala hazırda durmamaktadır. Bot içerisindeki göçmen grubunun Suriye olduğunu düşünmekteyiz. İzmir'de soğuk hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Son 51 yılın en sert kışını yaşayan İzmir'de soğuk hava yerini yağmura bıraktı. Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan yoğun sağanak günlük hayatı olumsuz etkilerken yollarda su birikintileri oluştu. Özellikle Buca ve Gazi Emir'de şiddetini artıran yağış görüş mesafesini düşürerek sürücülere zor anlar yaşattı. Beylikdüzü'nde bir binada çıkan yangında eşi ve kızını kaybeden Vedat Beker, gözyaşları içinde yaşadığı acıyı anlattı. Kapılar açık, camlar açık, evin içinde kimse yok. Yok. Bu akşam kalp krizine girdim zaten. O anda bazı doktor söyledi. Üzme kendine, sakin ol dedi. Nasıl olmuş? Vallahi, 6. kata kalan benim eşim inmiş. Can harbiyle. Kızım benimmiş. Kız demek baştan kızım inleyen duyduğum öyle sakinlerden. Arkadan annesi dedi. 6. kattım kendini. Sormuş yani. Yanmayın diye artık o fikre sahip oldu. Yanmayın diye. Çünkü çok büyük yangınlar oluyor. İnsanlar yanıyor. Demek ki kızım benim onu düşündü. Öyle oldu. Öyle tahmin ediyorum yani. Yani 6. kata iniyorsun. Niye kimse kurtarmamış? 80
150 kişi oturuyor apartmanda. Niye yani müdahale edilmiyor? İzmir'in Karşıyaka ilçesine askerden izine gelen Barış Tahtacı, iddiaya göre hurda toplamak için girdiği kullanılamayan süpermarketin trafo odasında kablo sökmeye çalışırken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti. Olay saat 12 sıralarında Bostanlı semtinde meydana geldi. Askerden izine gelen 21 yaşındaki Barış Tahtacı, ailesinin geçimini sağlamak için hurda toplamaya çıktı. Hurda arabasını bırakan Tahtacı, bir süre önce kapatılan bir süpermarketin arka kısmında bulunan trafo odasına girdi. Burada bulunan kabloları sökmeye çalıştığı ileri sürülen Tahtacı, elektrik akımına kapılıp yere yığıldı. Sesler üzerine olay yerine yönelen çevredekiler, yerde hareketsiz duran Barış Tahtacı'yı görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Tahtacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yüz Haber TV'de Sevhan Demirel'in hazırlayıp sunduğu Yüreğe Katre Düştü programının geçen haftaki konuğu şair Ali Tuluk oldu. Tuluk programda kitaplarını hayır kurumlarına bağışladığını söyledi. Doğru oldu etkilerimiz. Benim, ya yani daha doğrusu ben şair değilim, bana şair derler. Ben her zaman söylüyorum, ben şair değilim. Yani hatta şunu da söylüyorum size. Kendi yazdığım bir tane şiirimi beğenmiş diye düşünüyorum. Evet. Yani beğenmek için yazıyorum. Evet. Yazıyorum. Bir gün kalemim kırılırsa ya mükemmeli bulmuşum demektir. Hı. Ya da ölmüşüm demektir yani. Bu iki gider dört. Hı. Tabii ki herkes yaşamak ister de. Ölüm tabii gerçek. Yalnız şeye geçelim. Yani hayat konusuna geçelim. Hı. Benim hayat felsefemde üç tane temel nokta var. Birincisi kitap okutmayı sevdirmek. Hı. İkincisi şiiri sevdirmek. Üçüncüsü de bu çıkarmış olduğum kitaplardan ne kadar gelir gelirse onları hayır kurslarına bağışlamak. Çok güzel. Ben ne yapıyorum? Ben şimdiye kadar benim çıkarmış olduğum yayınlanan aşağı yukarı işte dediğim gibi 16 tane kitap var. Bunları ikinci baskılarına koyarsak aşağı yukarı bir 19-20 tane kitap yapıyor. Evet. Ben 19-20 tane kitabın hepsini küllü bağışlamışımdır. Yani burada ben reklam yapmak istemiyorum yani bilen bilir. Evet. Takdir kamuoyundur, takdir toplumundur. Evet. Ben kitabımı çıkarırım. Mesela bir tane çıkarırım. Kendime 50 tane, 100 tane alırım. Hı-hı. Eşime, dostuma, arkadaşlarıma, çevreme vermek. Babımda diğer 900 taneyi ilgili X kuruşa, örneğin kanser hastalığına. İlk oradan başladım. Evet. Orada bağışlarım. Ha ne yaparım? Akşam döneme giderim. Ha, bana bir dua mı ederler, teşekkür mü ederler veya bir kirefet mi ederler bilemem aslında. Evet. Vermezse alırım, vermezse eyvallah diye giderim. Ha, diğer mesela 500 tane çıkarırım. 50 tane veya 100 tane kendime ayırırım yine dostlarıma. Hı-hı. Diğer 400 tanesini. Herhangi bir gösterme hastalarına, efendim işte Down sendromlarına, evet, belediyeye, işte ne kadar ilgili kuruluş varsa, hı hı, onlara bağışlarım. Ve sürekli söyler ki kitap satılsın, kasanıza para girsin diye tebriklerim olur. Bunu isterim yani. Evet. Bunun haricinde benim bir şair iddiamı yok. Herhangi bir efendim böyle bu şöhret basamakla tırmanmak gibi lüksüm yok. Evet. Benim sadece istediğim, insanlar kitap okumasını sevsinler. Bu okunan kitapların gelirinden o insanlara bir umut, bir çare olsun. Çünkü kanser ve bu tür şeyler mesela Down sendromu, lösemi hastaları, Alzheimer, bunlar çok önemli şeyler. Samsun'da 112 görevlisi tarafından telefonla tarif edilerek doğum yaptırılan anne, telefon yardımı olmasaydı ölebilirdim dedi. 112. Kendi götürme imkanınız yok mu beyefendi? 112. 112. Yara mı var? Neden bu kalemi? Yara mı var? Düştü mü? Ne oldu da? Peki buyurun. 112. Buyurun. Bir saniye arkadaşlar. 22.16 protokol. 9.8. Depoda katılımcılar geldi. Çağır saat 14.00. Yine görüşürüz. Bize çağrı Kavak Bafra'ya bağlı Meşe Türkmenler Köyü'nden geldi. Evet. O sırada tabii yollar kapalı olduğundan dolayı ambulansın ulaşması en az 5-6 saat alacaktı. Biz de ambulansı çıkardık yol açtırmasıyla beraber. Fakat hastanın doğumu yanaştığı için bir şekilde hasta yakınına yardımcı olmamız gerekiyordu. Hasta yakınında doğumla ilgili hiçbir bilgisi olmadığından dolayı önce kadın doğum uzmanıyla konferans yaptırdık. Onları görüştürdük. Ama yeterli verimli şey amacına ulaşamadı. Çünkü hani bayan bayağı panik olduğundan dolayı anlayamadı.
Daha sonra biz devreye girdik. Biz yardımcı olmaya çalıştık. Yeri geldiği zaman onun kalemini bastırarak, bir düzgün iletişim teknikleri kullanarak hastaya yardımcı olmaya çalıştık. Hastanın da çok şükür hiçbir sıkıntı olmadan bebeği doğdu. Bebeğinin göbek bağının kesilmesi, işte annenin bakımı, plasentanın çıkarılması gibi önemli işlemlerde hastaya yardımcı olduk. Bu da bizim için en büyük başarı, en güzel şey. Amacımıza ulaştık 112 komuta kontrol merkezi olarak. Beyefendi. Tüm arkadaşlarım, biz her zaman zaten bu şekilde davranıyoruz hastalara. Tamam, teşekkürler. Ambulansı yönlendiriyorum. Aşağı inip ambulansı karşılayın sokak üzerinde. Geçmiş olsun. Tamam, geçmiş olsun. Pendik'te bir şahıs tazminatını ödemeyen patronunun otobüsünü yaktı. İlginç kundaklama olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Tazminatını ödemeyen patronunu böyle cezalandırdı. Görüntüler İstanbul Pendik'ten. İddiaya göre bir işçi eski patronuyla tazminat konusunda mahkemelik oldu. İşçi lehine sonuçlanan dava bir üst mahkemeye taşındı. Bunun üzerine sinirlenen şahıs hırsını eski patronunun kardeşine ait olan otobüsten aldı. Aracı kundakladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda zanlının soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Görüntüleri inceleyen polis şüpheliyi gözaltına aldı. Topkapı Müzesi'nin restorasyonu tamamlandı. Müzenin şimdiye kadar kapalı kapılar arkasında kalan bölümleri bugünümüze kazandırıldı. Topkapı Müzesi'nin restorasyonu tamamlandı. Müzenin şimdiye kadar kapalı kapılar arkasında kalan bölümleri bugünümüze kazandırıldı. Burada kürsüye çıkan Erdoğan'ın gelecek kuşaklara bir çağrısı vardı. Geçmişine sahip çıkamayan geleceğini inşa edemez. Biz geleceğin inşasıyla bir defa görevliyiz. Bu şuuru, bu anlayışı 7'den 70'e tüm insanlarımıza kazandırmak mecburiyetindeyiz. Milletin bizatihi kendisi sahip çıktığında hiç kimse bu eserleri ne çalmaya ne de yıkmaya cesaret edemez. Erdoğan, Bahattin Köşk'e eleştirilerine de yanıt verdi. Geçenlerde birileri yine yazıyor, çiziyor vesaire. İşte Bahattin Köşk'ünü niçin yaptınız? Ne yapacaksınız? Şimdi yani bunların bütün o rolevelerini falan bulduk, çıkardık ve bu eseri ortaya koyduk. Şimdi bunu diyor başbakan kendisi için kullanacak. Veya tabii şu anda Cumhurbaşkanlığı makamındayız. Bunu ne yapacaksın? Yani bu tür şeyleri, bu eserleri ayağa kaldırmaktan, bunları yeniden kazanmaktan rahatsız olan maalesef bakıyorsunuz ki güya düşünce adamı yazıyor, çiziyor ve bunları eleştirmeye ve bunun altına da arasına da her türlü hakareti sıkıştırmaya çalışıyor. Bize diyoruz ki nerede hangi eserler varsa bunları bugüne kazandıracağız. Yarına kazandıracağız. Buradan ama Cumhurbaşkanı istifade eder, ama Başbakan istifade eder veyahut da değişik kurumlarımız istifade eder. Bizim sadece şu 12 sene içerisinde hamdolsun günümüze ve geleceğimize kazandırdığımız vakıf eserlerle biz iftihar ediyoruz. 5000'e yakın eser Türkiye genelinde hamdolsun bugüne kazandırılmıştır, yarınlara kazandırılmıştır. Trabzon valisi Abdülcelil Öz, Çaykara ilçesi Karaçam bölgesinde meydana gelen ve bir işçinin ölümü, 4 işçinin de çığ altında kalmasıyla sonuçlanan çığ faciasına ilişkin açıklama yaptı. Evet, bugün öğle saatlerinde Çaykara ilçemiz Uzuntarla Bayburt sınırında özel sektöre ait bir hidroelektrik santralimizde tünel girişinde işçilerimizin tamir ve kontrol çalışmaları yaptığı bir esnada çığ felaketi meydana gelmiş durumda. Tabii bölge coğrafi olarak zor bir bölge. Bölgede yoğun bir kar, 1-1,5 metre yüksekliğinde kar var ve tipi olduğu için dışarıdan makine takviyemiz ve diğer kurtarma ekibi takviyemiz biraz uzun sürdü ve sürüyor. Ancak bölgedeki hem firmanın 20-25 çalışanıyla beraber mevcut iş makinesi ve ilk olarak bölgeye intikal eden jandarma ve bölge halkından oluşan yaya ulaşan ekibimizle beraber
kurtarma çalışmaları başladı ve belli bir mesafeye geldi. Bu sırada bir işçimizin cansız bedenine ulaşmış bulunuyoruz. Bunun yanında gerek AFAD ekibimiz, Büyükşehir Belediye'mizin ekibi, ilçe belediye'mizin ve diğer kurtarma ekiplerimiz şantiyeye ulaşmak üzere. Tabii bölgedeki az önce söylediğimiz gibi yoğun kar tipi ve yeni çığ riskleri ve yeni oluşan çığlar ulaşımımızı biraz zorlaştırıyor. Bölgedeki firmanın ve bölge halkının kurtarma çalışmalarını kontrollü bir şekilde sürdürüyoruz. Bunun yanında Erzurum AFAD'dan bir çığ kurtarma ekibimiz 50 kişilik yolda. Onlar da kısa zamanda ulaşıp inşallah bugün gece veya yarın sabah bu bölgenin durumuna göre kurtarma çalışmalarına katılacaklar. Bölgedeki yeni çığ riskleri, tipi felaketi ve diğer coğrafi şartlardan dolayı tabii kurtarma çalışmalarımızı kontrollü yürütüyoruz. Yeni bir kazaya, yeni bir can kaybına yol açmamak için. İnşallah kısa zamanda çalışmaları devam ettirmek istiyoruz. Ancak biraz zaman alabilir. 200 metre civarında bir çığ inmesi söz konusu. Çalışmaları bu şekliyle kontrollü bir şekilde devam ettiriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Akkuyu Nükleer Santrali Çevresel Etki Değerlendirmesi raporunda sahte imza iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Bunlar lüzumsuzlukla iştigaldir bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu millet bu istemeyenlere rağmen gelişecek ve kalkınacaktır. Böyle parazit haberlerle kafa bulandırmayla bir yere varacağı da yok. Hiçbir engelleme bu milletin zenginliğini, bu ülkenin kalkınmasını, bu ülkenin lider ülke olmasını engelleyemeyecektir. Bunları yazdıranlara söylüyorum ve yazanlara söylüyorum. Boşuna uğraşıyorsunuz. Bu millet gelişecek. Dünyanın 10 büyük ülkesinden birisi olacak. Ne ederseniz edin, ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Sizi kimler yönlendiriyorsa yönlendirsin. Ama bu ülke gelişecek. Bu ülke teknikte gelişecek. Bu ülke ekonomide gelişecek. Bu ülke 10 büyük ülkeden birisi olacak. Bu millet ayağa kalktı. Durduramayacaksınız. Teşekkür ederim. Bu şeylerle dünya milletleri huzurunda da Türkiye'nin itibarını azaltmaya yönelik bir organizasyon bulaklar biliyor musunuz? Kendi milletine bu yapılabilir mi diye de siz onlara bir sorun bakalım. Fransa'da bulunan bir markete saldırı düzenleyen Ahmed Kolibani'nin IŞİD militanı olduğu ortaya çıktı. Fransa'da bir markete saldırı düzenleyen Ahmed Kolibani'nin IŞİD militanı olduğu ortaya çıktı. Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırının ardından bir marketi basıp içeridekileri rehin alan Ahmed Kolibani'nin IŞİD militanı olduğuna dair görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde el silahlı Kolibani'nin IŞİD bayrağı önünde yaptığı açıklamada IŞİD lideri Bağdadi'ye olan bağlılığını bildirerek bizimle olan kardeşlerimiz Charlie Hebdo saldırısını gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak organize ettik şeklinde konuşuyor. Kolibali ayrıca eğer örgüte saldırı düzenlerseniz biz de size saldırı düzenleriz ifadelerini kullanıyor. İçişleri Bakanı Efkan Ala, Fransa'da bir süpermarkete saldırı düzenleyen Ahmed Kolibani'nin eşi Hayat Bumedine'nin Türkiye'den geçiş yapmasına ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Efkan Ala, Fransa'nın aradığı kadın Hayat Bumedine ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Market saldırısında 4 kişi öldüren Ahmed Kolibani'nin eşi Bumedine'nin Türkiye'ye Madrid üzerinden giriş yaptığını açıkladı. İdareciler Günü kutlama programının ardından konuşan Ala, Fransız makamlarının bu Medine ile ilgili Türkiye'ye bir bildiriminin olmadığını da ifade etti. Yapmasında kaynak ülkelerden problem görülen kişiler Türkiye'ye bildirildiğinde onun Türkiye'ye girişi engellenmektedir, giriş yasağı konulmaktadır. Bu kişiyle ilgili böyle bir bildirim yoktur ve dolayısıyla Fransız tarafından bize böyle bir kişi var, bunun girişi engellensin, sakıncalıdır, problemlidir diye bir bildirim olmadığından o kişiyle ilgili spesifik olarak giriş yasağı bulunmamaktadır. Madrid üzerinden girdiği tespit edilmiştir. Zaten talep olmadan biz kendiliğimizden harekete geçerek tespit etmişizdir. Sonra da gerek Milli İstihbarat Teşkilatımız, gerekse Emniyet İstihbaratımız
Fransız makamlarıyla irtibata geçerek gerekli detaylandırmaları yapmaktadırlar. Medya patronu Rupert Murdoch, yaşanan son olayların ardından Müslümanların çoğu baristalar olabilir ancak içlerinde büyüyen cihatçı kanserin farkına varıp ortadan kaldırılana dek onlar da sorumlu sayılmalıdır şeklinde tweet atmıştı. Bakan Ala'ya o tweette soruldu. Bu meselede çözüm üretmek istiyorsa küresel teröre karşı uluslararası işbirliği, herkes kendi alanına dönüp bilip bilmeden kavramları kullanmamalı ve kendi alanında ne yapabileceğine bakmalıdır. Türkiye'de biz açıklamalarımızı yaptık. Başından beri de yapıyoruz. İslam adı barış olan bir dindir. Ve İslam'la terörü aynı cümle içerisinde kullanmak bile reddediyoruz. Büyük bir haksızlıktır. Cehalettir. Çünkü İslam her açıdan terörist yöntemleri reddeden bir öğretiye, bir inanca sahip dindir. Bizim dinimiz insanlara hangi kökten, hangi ırktan, hangi inançtan, hangi kesimden olursa olsun Allah'ın yarattığı eşref-i mahlukat olarak tanımlar ve biz insanlara onların dini inancına göre, etnik kökenine göre ayrım yapmayız. Ama İslam'ın adı barış olan İslam'ın hiçbir biçimde terörist yöntemlerle birlikte anılmasını da müsaade edemeyiz, etmeyiz. Müşteriye sağlam bir dayak ikram ettiler. Müşteriye sağlam bir dayak ikram ettiler. Çin'de bir restoranı birbirine katan müşteriye garsonlar böyle karşılık verdi. Eline aldığı sandalyeyle ortalığı dağıtan müşteri daha sonra tezgahın üzerine oturuyor. Rahatsız edici davranışlarıyla diğer müşterileri korkutup kaçıran şahıs ardından garsonlarla tartışmaya başlıyor. Garsonların uyarılarını dikkate almayan şahıs sandalyelerle feci şekilde dayak yiyor. Tezgahın arkasına yığılan adama diğer müşterilerin tepkisi de böyle oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan zincirleme trafik kazasında yaklaşık 200 araç birbirine girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan zincirleme trafik kazasında yaklaşık 200 araç birbirine girdi. Bir amatör kameraya yansıyan olayda ses nedeniyle kaza yapan aracın yolu tıkadığı görülüyor. Ardından gelen otomobillerin buzlu yolda hızını alamayarak karıştığı kaza başka araçlarla uzayıp gidiyor. İçerisinde kimyasal madde taşıyan tankerlerin de bulunduğu kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Avustralyalı bir grup bilim insanı video izleyerek yemek yapabilen robot geliştirdi. Avustralyalı bir grup bilim insanı video izleyerek yemek yapabilen robot geliştirdi. Boomer Japan 2009 Toyo Riki. Gelişen teknolojiyle birlikte en üst düzey çıkarılan robotlara her geçen gün yeni bir özellik kazandırılıyor. Maryland Üniversitesi'nde görev alan Avustralyalı bir grup bilim adamı, insanların hareketlerini izleyerek bir şeyler öğrenen robotları mümkün kılacak algoritmalar geliştirdiklerini ilan etti. Bunu ispatlamak için ise robotlarına sadece YouTube videoları izleterek nasıl yemek yapacaklarını öğrettiler. İzlediği videodaki yemeği başarılı bir şekilde pişiren robot izleyicilere kısa bir şov da yapıyor. Ve şimdi hava durumuyla sizlerle beraberiz. İzmir yağmurlu 3 derece, Denizli yağmurlu 5 derece, Aydın yağmurlu 5 derece, Muğla kuvvetli sağanak yağışlı 6 derece, Manisa yağmurlu 2 derece, Uşak karla karışık yağmurlu 1 derece, Afyon kar yağışlı 0 derece ve Kütahya kar yağışlı -1 derece. Şimdi para durumuyla sizlerle beraberiz. Gram altın 90 TL, dolar 2.291,
Euro 2.709 ve borsa 87.924'te kapatmış. Biz Haber TV'de ana haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber için bizhaber.com'u ziyaret edebilirsiniz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar. Yüzhaber.com, haberin gerçek yüzü. Ege bölgesinin nabzını Yüzhaber.com.